Sevimli bir köpekçik ee, icra için bir ofise gitti memurlar. İlginç bir tutanak tuttu. Ofiste bulunan bir köpeği de haciz listesine eklediler. 4 aylık bir yavru köpek. Şimdi tabi tüm bunlardan habersiz kaderinin ne olacağını bekliyor o köpekçik. Öp, öp. <laughs> Şu 4 aylık yavruyu haciz etti. Bu sevimli köpeğin adı Boyka. Henüz 4 aylık. Tüm sevimliliğiyle ortalıkta dolaşan Boykanın adı bir haciz tutanağında geçiyor. Eğer ki bu haciz işlemi devam ederse ve haciz sağlanırsa bu köpeği vermemek adına şu an burada tutuyoruz. Bir alacak verecek davası icraya taşındı. Ardından haciz için işlem başladı. Ofiste bulunan eşyalarla beraber Boyka haciz listesine eklendi. Yani sonuçta bu can ve evinde hayvan besleyen kedisi köpeği olan bir insan zaten bunu çocuğundan ayırt edemez. Yani ben o duyguyu çok iyi biliyorum. Orkan'ın haciz tutanağı tutulurken uzun tartışmalar yaşandı. İcraya uğrayan kişinin avukatı yapılanın kanun dışı olduğunu savunsa da sözünü dinletemedi. Ticari hayvanlar haz edilebilir ama evcil hayvanlar asla ve asla hayvan hakları kanununa göre haz edilemez. Avukat Cihan Cem Sakarya'nın tüm itirazlarına rağmen köpek icra tutanağına kaydedildi. Avukat bunun üzerine bilerek bir kanunsuzluğa başvurdu. Şu anda yedeminde olması gereken köpeği aldı ve ofisine getirdi. Bu şekilde köpeğin icra edilmesinin önüne geçti. Yedeğimine bırakılan mallarda o malların normal şartlarda başka yere götürülmemesi gerekiyor. Köpeği hacizden kurtaran avukat şimdi hapis cezası ile karşı karşıya. 7 ayın üstü cezası, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var. Ben ama bunu hani kabul ediyorum, bu sorumluluğu alıyorum. Boy Kaysa, isminin geçtiği tutanaktan ve başlattığı hukuk tartışmasından habersiz kaderini bekliyor.